24 ekranlarından yeniden merhabalar. Nur Köşker ben. Kahve molasıyla karşınızdayız. Bu kez ekonomideki haber akışına son gelişmelere bakacağız hep birlikte. Kur korumalı mevduatta şirketler için yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre tüzel kişilere dövizden Türk lirasına geçişte sağlanacak destek için tarih kapsamı genişletildi. Yeni alınan kararla tüzel kişiler 31 Aralık 2021 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan döviz tevdiat hesaplarını TL'ye dönüştürebilecek. Merkez Bankası'nın Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğde yaptığı değişiklikler resmi gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımları 6 başlıkta sıraladı. Bakanlık şirketlere verilen kredilerden GES'e, vergi düzenlemelerinden altın tasarruflarına kadar birçok kalemi ortaya koydu. Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde birçok yenilik ekonomiye kazandırıldı. Şirketler ve bireysel yatırımcıları ilgilendiren adımlar Türkiye'nin yatırım, istihdam, ihracat alanındaki büyümesine büyük katkı sağladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da ekonomide atılan önemli adımları sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla altı başlıkta sıraladı. Peki Türkiye ekonomi modeli kapsamında bugüne kadar neler yapıldı? İş ve yatırım ortamını iyileştirerek ihracatı teşvik etmek ve istihdamı artırmak amacıyla yeni düzenlemeler devreye alındı. Bu kapsamda İhracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisi 1 puan indirimle uygulanmaya başlandı. Şirketlerin yapacakları temettü ödemelerinde stopaj oranı %15'ten %10'a indirildi. Ticari kredilerin ülke ekonomisini güçlendirecek alanlarda selektif bir yaklaşımla kullanılması sağlandı. Bu kapsamda yatırım, ihracat ve işletme harcamalarına yönelik 60 milyar liralık kredi garanti fonu destek paketi devreye alındı. Tasarrufların Türk lirası cinsi varlıklarda değerlendirilmesini teşvik etmek ve yatırımcı tabanını genişletmek amacıyla çeşitli uygulamalar devreye alındı. Tüm rafinerilerin dahil olduğu sistem sayesinde yastık altındaki fiziki altınlar ekonomiye kazandırıldı. BES'teki devlet katkısı %25'ten %30'a çıkarıldı. Vergi düzenlemeleri kapsamında Türk lirası mevduat ve katılım hesaplarında stopaj indirimi 2022 yılı sonuna kadar uzatıldı. Sırada küresel ekonomiyle ilgili haber turumuz var. Citigroup son yayınladığı emtia raporunda resesyon endişeleriyle gerileyen petrol fiyatlarına yönelik beklentisini aşağı yönlü revize etti. Bankanın analizinde somut bir durgunluğun ortaya çıkması halinde petrol fiyatlarının varil başı 70 doların altına düşebileceği belirtildi. Citigroup ayrıca önümüzdeki 3 ay boyunca mısır, soya fasulyesi ve buğday için de fiyat hedeflerini düşürdü. Enflasyonda yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyelerini gören Fransa'da parlamento, enflasyonun gerçek nedenleri ve fahiş fiyat artışları için soruşturma açılmasını istedi. Ülkedeki çok uluslu büyük şirketlerin yaptığı fiyat artışları ve spekülasyonlardaki rolünün araştırılacağı belirtildi. ABD'li Tesla, dünyanın en büyük elektrikli otomobil şirketi unvanını kaybetti. Warren Buffett tarafından desteklenen Çin merkezli BYD, 2022 yılının ilk yarısında Elon Musk'ın şirketinden daha fazla elektrikli otomobil satarak ilk sıraya yükseldi. Pilotların grev kararının ardından İskandinav Havayolu şirketi SAS, ABD'de iflas koruma süreci başlattı. Yılın başında kemer sıkma programı açıklayan İskandinavya'nın en büyük havayolu şirketi, 1,9 milyar dolarlık borcunu yapılandırıp öz sermayesini 1 milyar dolar artırmayı hedefliyor. Piyasalara da bakalım. Hareketli bir gün geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Küresel piyasalarda resesyon endişeleri devam ederken dolar endeksi 20 yılın zirvesini gördü. Petrolde sert düşüşler yaşandı. Ons altın 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Peki şu anda son durum, son tablo ne? Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 2377 puandan işlem görüyor. Artıda döviz cephesine bakalım hemen. Dolar TL paritesiyle başlayalım. 17,22'den işlem görüyor dolar TL paritesi. Euro 17,62'den işlem görüyor. Gelsin altın cephesi. Ons altında herhangi bir değişiklik yok. 1764'ten işlem görüyor. Cumhuriyet artıda 6653'ten. Çeyrek artıda 1597'den. Gram artıda 977'den işlem görüyor. Devam edelim petrole bakalım. Petrol 103 dolardan işlem görüyor. Tahvil gelsin. Tahvilde 23,4'ten işlem görüyor diyelim ve noktalayalım. Kahve molasını tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.